Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ostek Bilgi Güvenliği ve Yazılım Limite Şirketi'nden Doğukan Ilgaz. Bugün sizlere portlardan bahsedeceğiz. Peki, port nedir? Port, bilgisayar ağlarında kullanılan bir kavramdır. İki ağ cihazının birbirleri arasındaki haberleşmesi için kullanılır. Ağ üzerinde çalışan cihazın belirlenmiş bir uç noktasıdır. Temelde fiziksel ve sanal olmak üzere ikiye ayrılırlar. Fiziksel portlar, ekranda da bir switch üzerinde fiziksel portları görebilirsiniz. Fiziksel portlar, cihazların üzerinde gerçek olarak bulunan ve çeşitli uçlar yardımıyla bağlantı kablolarını cihazın direkt olarak üzerine bağlayabildiğimiz giriş ve çıkış noktalarıdır. Bu noktalar arasında iki cihaz uygun kablo yardımıyla birbirine bağlanır. Bu bağlantılar vasıtasıyla cihazlar arasında veri aktarımı ya da iş değişikliği kontrol edilebilir. Sanal portlar ise mantıksal olarak isimlendirilen, gerçekte var olmayan fakat yazılımlar aracılığıyla üretilen sanal bağlantı noktalarıdır. Kullanılan ağ ekipmanları bu sanal bağlantı noktalarını oluşturur. Lokal ve geniş ağlar arasındaki bağlantılarda bu noktalar adres denilebilir. Bu yazılımsal bağlantı noktalarını kullanabilmek için öncelikle adreslenmesi gerekir. Bu sanal noktalara pozitif bir rakam verilir ve port numarası olarak ifade edilir. Sıfırdan başlayan ve 65.535'e kadar devam eden portlar bulunmaktadır. Şimdi sizlere en çok kullanılan ve en çok duyduğumuz TCP ve UDP portlarından bahsetmek istiyorum. Peki, TCP nedir? TCP, Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan bir protokoldür. Bilgisayarlar arasındaki temel iletişimin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine görev alan TCP, veri alışverişinde veri bütünlüğünü sağlamanın yanı sıra kimlik doğrulaması da yapabilmektedir. TCP'nin oluşturulma sebebi de bilgisayarlar arası iletişimdeki kayıpları önlemektir. Günümüzde HTTP, HTTPS, PUP3, SSH, SMTP, Telnet ve FTP gibi protokollerin veri alışverişini TCP yapmaktadır. Peki, UDP nedir? UDP, esasen TCP'nin bir alternatifi olarak anlatılabilir. TCP'den daha hızlı bir protokol olan UDP, ses ve video gönderiminde kullanılır. TCP'den hızlı olma sebebi ise TCP'nin veri bütünlüğünden ve kimlik doğrulmasından sorumlu olmasıdır. UDP, TCP'nin aksine veri bütünlüğünden ve güvenliğinden sorumlu değildir. Bu da UDP'nin TCP'den daha az güvenilir olması anlamına gelmektedir. TCP, veri paketlerini sırayla gönderirken UDP'nin paket gönderim yöntemi akış sistemiyle göndermektir. Peki, port ne işe yarar? En temel işlevi veri alışverişi sağlamak olan port, bir numara sistemine sahiptir. Her bilgisayar bir IP adresine sahiptir ve her IP adresi portlara bölünmektedir. Bu da her IP adresinin aynı anda birden çok amaçla veri alışverişi yapabilmesine yardımcı olmaktadır. Bilgisayar üzerindeki her program belli bir numaradaki portu kullanır. Bu da kullanıcıların bir internet sitesini ziyaret ederken aynı anda e-postalarını kontrol edebilmesine yol açmaktadır. Port kavramının sözlük anlamındaki liman kelimesinden ziyade köprü olarak tanımlanmasının sebebi de tam olarak budur. Şimdi sizlere IP ve port ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesi için portlar IP'lerin açılan kapılarıdır. IP adresi bir evin dış kapısı gibi varsayılırsa, portlar içerideki odaların kapılarıdır. IP adresi içinde tanımlanmış çok sayıda port ile aynı IP üzerinden çok sayıda işlem gerçekleştirilebilir. Bir IP adresine bağlı çok sayıda port olabilir. Fakat birden fazla servis için aynı port kullanılmamalıdır. Bu durumda port çakışması meydana gelir. Port çakışması olduğunda porta bağlı servisler doğru yanıt veremeyecektir. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik.
Umarım sizler için verimli bir eğitim olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.